YÖK Başkanı Profesör Doktor Erol Öz var ve 23 üniversite rektörünün katılımıyla Fırat Üniversitesi'nde araştırma üniversiteleri toplantısı yapıldı. Araştırma üniversiteleri toplantısı Fırat Üniversitesi'nin ev sahipliğinde yapıldı. Gerçekleştirilen toplantıya YÖK Başkanı Profesör Doktor Erol Öz var, YÖK Başkan Vekili Profesör Doktor Haldun Göktaş, YÖK Yürütme Kurulu üyesi Profesör Doktor Naci Gündoğan ve 23 üniversitenin rektörleri katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş, Fırat Üniversitesi hakkında bilgiler vererek YÖK Başkanı ve rektörleri Elazığ'da ağırlamaktan dolayı memnun olduklarını söyledi. Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerini birlikte düşündüğümüz zaman bölgenin 3. büyük üniversitesi öğrenci sayısı açısından öğrencilerimizin yaklaşık 16 bin civarında öğrencimiz Elazığ'dan, ancak 24.500 civarında öğrencimiz de Türkiye'nin hemen her tarafından, ayrıca 5.300 civarında da lisansüstü eğitim gören öğrencimiz var. Anadolu'nun mütevazi şehirlerinden birisinde üniversitemiz hakikaten huzur açısından Türkiye'nin en iyi, en huzurlu üniversitelerinden birisi. Bu anlamda akademisyenlerimizde özellikle hem bilimsel araştırmalar hem de yayın performansımızı arttırmaları yönünde ciddi bir çaba var. Ben rektör olarak hem akademisyenlerimizden hem de öğrencilerimizden memnunum. Biz bu bölgede hem Elazığ, stratejik olarak da Elazığ önemli bir lokasyona sahip. Dolayısıyla Fırat Üniversitesi'nin rektörlüğünü ben 2,5 yıldır yürütüyorum. Üniversitemizin ben iyi bir yolda ilerlediğini, inşallah ileriki dönemlerde bu başarımızı da daha arttırmak için yoğun çaba sarf ettiğimizi inşallah görmüş olacağız. Ben konuşmama son verirken başta zaten yalnız olmak üzere bütün hocalarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. YÖK Yürütme Kurulu üyesi Profesör Doktor Naci Gündoğan, üniversitelerin performans izleme kriterleri ile ilgili bilgiler verdi. Geçtiğimiz yıl malum bir sıralama yapmıştık. Biz bunu aslında sıralamadan ziyade üniversitelerimiz performanslarını bir yıl önceye göre kendilerini değerlendirmeleri maksadıyla yapıyoruz, ama şimdi bu yıl göreceğiniz sıralama aslında geçen yılla mukayese edilecek bir sıralama değil. Neden? Çünkü bazı göstergeleri ve ağırlıkları değiştirdik. Dolayısıyla bir yıl önceye göre biz ilerledik ya da geriledik anlamında bir anlam çıkarılmamalı bundan. Bir de bu yıl biraz önce ifade ettiğim gibi vakıf üniversitelerimizi de tam olarak bu sistemin içine soktuk. YÖK Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar, araştırma üniversitelerinin ülkenin ulusal çıkarlarına hizmet eden, bölgesel ve ulusal farkındalığında kritik rol oynayan önemli konuların başında geldiğinin altını çizdi. Tarih boyunca ticaret yollarının merkezinde olan ve önemli uygarlıklara beşiklik eden Elazığ, köklü üniversitelerimizden biri olan Fırat Üniversitesi'ne de ev sahipliği yapıyor. Bu vesile ile bu güzel toplantının tertip edilmesinde Fırat Üniversitemizin çok kıymetli rektörü Fahrettin Bey'e ve ekibine teşekkür ederim. Ülkelerin ulusal çıkarlarına hizmet eden, bölgesel ve ulusal kalkınmada kritik rol oynayan önemli kurumların başında gelir. Bir yandan Ar-Ge ve girişimcilik faaliyetleriyle sayısız patent ve startup'a kaynaklık ederlerken, bir yandan da yaptıkları araştırmalarla toplum ve devletin ihtiyaç duyduğu alanlarda bilgi üretimi, teknik destek sağlama ve uzman yetiştirme konularında önemli roller üstlenirler. Diğer bir deyişle araştırma üniversiteleri inovasyona yön veren, değişimi teşvik eden ve ekonomik gelişimi destekleyen kurumlardır. Bu yönleriyle üniversiteler ve özellikle de araştırma üniversiteleri diğer kurumlarla kıyaslandığında ülkedeki ve dünyadaki değişimi takip eden ve bu değişime yön veren başlıca kuruluşlardır diyebiliriz. Başkan Özvar, 2022 performans sıralamasında yer alan üniversitelere projelerini desteklemek adına Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından kaynak aktarılacağını kaydetti. Bizler bugüne kadar araştırma odaklı üniversitelere sağlanan en büyük fonu
2022 yılı Mart ayında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük desteğiyle başlattık. Yüksek Öğretim Kurulumuz ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı arasında araştırma üniversiteleri destek programı kapsamında desteklenen projeler için bir protokol imzalanmıştır. Kısaca adı ADEP sayesinde araştırma üniversitelerinin sağlık, sosyal bilimler, fen mühendislik gibi eşleşme alanlarındaki projeleri desteklemek amacı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından kaynak aktarımı sağlanması mümkün kılınmıştır. 2022 yılı performans sıralaması bugünkü toplantıda üniversiteler ve kamuoyumuzla biraz önce Naci Hocamız tarafından paylaşılmış oldu. İnşallah önümüzdeki dönemde başta Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleri olmak üzere Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı bu destek payını fevkalade oranlara çıkartacağını burada sizlerle paylaşmış olayım. İnşallah birkaç sene içerisinde bu oranların neredeyse aritmetik bir şekilde artacağını, geometrik diyelim, aritmetik demeyelim, eksponansiyel değil yalnız, artacağını da sizlerle paylaşmak isterim. Bu fevkalade bizler açısından çok önemli bir gelişmedir. Araştırma üniversitelerine devletimizin, başta Cumhurbaşkanımızın verdiği ehemmiyeti göstermek bakımından bu fevkalade önemli bir gelişmedir ve bunu da sizlerle bu vesileyle sizlere de ifade etmek isterim.